Cümleten selamünaleyküm. Elmas'ın Hayat YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz değerli takipçilerim. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Beni soracak olursanız çok şükür iyiyim. Bugün niyetliyim. Ama kedilerimin ayağı yara olduğu için onları Aksaray'a götüreceğim. Serkan da biraz hasta, rahatsız. Serkan'ı da ikna ettik. Şöyle kartona koyalım kedilerimizi. Fıstığımızı da getir. Fıstık hasta değil ama fıstığın da aşısını yaptıracağım. Aklı kesti fıstığın, kaçtı arkadaşlar. Dur yavaş. Yavaş oğlum. Onu da şöyle kartona koyalım. Dur, tamam. Şöyle. Yatarak gitsin ikisi. Yat. Anne bir yanlış yaptık. Dur. Şuradan delin anne. Dur işte. Dur açarsın. Tamam açık oğlum işte. Gözünü çıkarttı. Ha, tamam. Beni biraz şöyle tamam lütfen git orayı. Burada var işte. İki tarafta da deliği var arkadaşlar. Arabanı şu arka tarafına koyacağım. Rahat gitsinler diye. Anne beni götürür mü? Yok ben götürürüm. Anne ben götürürüm ya. Hadi ya. Neden geldin abi? Allah. Düşürme yavaş. Düşürmem ki de. Tamam bırak. Yanına gidelim de düştüğüm. Bak hele. Fıstık kahvayı çıkarıyor oradan. Bunların aşısını yaptıralım arkadaşlar. Bir de bunlara göre mama alacağım. Bunlar ben videoya baktım. Geleli 4 ay olmuş. Bebeklerimiz geleli. Geldiğinde de 1 aylığıydı. 5 aylık falan ancalar herhalde. Veterinere söyleyelim. Ona göre aşılarını yapsınlar. Bir de ayağında yaraya baksın. Çocuklarına bir gezip gelelim. Arkadaşlar fıstığı görüyorsunuz. O küçücük yerden çıkmış. Fıstık alışkın değil arabayla gezmeye. Zeytin çok sever arabayla tur atmayı. Bakın abi bağırıyor. Korkuyor lan Ayhan. İbrahim yüzünü durmalar. Çok yaklaştırma ağzına. Zeytin de kartonda. O da mı çıktı yoksa Ayhan zeytin? O çıkmadı. O zeytin biraz daha ağır başlı. Ağır değil de o şişman. Fıstığa bakaraktan. Şişmandı. Bu da mı yağlı? Şişmandı da bu ara ayağından galiba zayıfladı, bayağı zayıfladı. Serkan da bu ara rahatsız arkadaşlar biraz. Emrimizin oğluydu o. Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Benim grip Serkan'a geçti. Vallahi Yılmaz bana geçirdi gribi. Boğazım ağrıyor. Grip. Benim önü tıklım tıklım doluydu. Bugün yok. Ya. Bitmiş. Fıstık aşı yapılırken ne yapacak? Ben onu merak ediyorum arkadaşlar. Alamadın mı Ayha? Aldım. Kartonu buraya getir diyor baban oğlum. Ha, yanımıza Allah, getir. Tamam oraya koy. Açtırma. Çıkmaya çalışıyor. Hadi ortaya koy ortaya. Elini kapat Ayhan elini. Bakar anne. Çıkartma. Küçücük yerden çıkıyor arkadaşlar görüyorsunuz. Bakar bu sefer de kavaliden çıkartıyor. Demirci'de veteriner yok canlar. O yüzden biz ta Aksaray'a kedilerimizin Aksaray'a gidiyor bugün. İnanın Serkan da rahatsız ama Allah razı olsun kedilerimiz için o da ayağa kalktı. Biraz moralsiz gözükse de doğrudur zoruna götürüyor. Bugün de kandil, mübarek kandiliniz hepinizin hayırlı olsun. Mübarek olsun. Evet. Allah'ın bugün beni getirdiğine bir şükür olsun. Kapatın bu seni. Zeytin'e buradan mısın? Elleme elleme. O çıkamaz buradan. Abi sabah. Öbürü mayışmış atıyor. Seviyor. Zeytin mi? Şimdi atıyorum. İşte o var Allah.
dinleyicilerimizden yorum aldım. İlk olarak sordum, belki böyle bir kedilerde hastalık olur mu diye ayağını gösterdim. Onlar da yorum yazmış bana. Allah razı olsun, bizi yalnız bırakmadılar. Elmas onu bir doktora götür, mantar hastalığına benziyor, çocuklarına da geçebilir diye yorum yazmışlar. O yüzden çok ilerlemeden yollara düştük bakalım. Biraz sonra inşallah veterinerde anlayacağız zeytinimizin ayağına ne olmuş. O zaman Aksaray'ımızda görüşürüz canlarım. Ne oldu? Kaldın mı burada he? Ne oldu? Kaldım burada. Kalsın çıkarttı arkadaşlar, burada kaldı. Ben onu keselim, çıkayım şöyle. Valla bir şey içine kaldı işte, bu sıra ama. Koyun bana gir kafasını içine. Yok annem, dursun elleme. Vücudun çıkarmasa dursun. Ulan. Anam. Bu. Kolum arkadan cinnak attı. Zeytin de orada oyun oynamak istiyor. Nasıl da götürdün ben buraya? Ellet de elini. Onda yara var ya. İstiyor. Kuş ver mi valla elini? Bak hadi ben buradan. Fıstık çok ağır Layhan, önce ayaklarını çıkarır sonra kafasını. Çolaki mahallesine de girdik arkadaşlar. Yani geçen geldiğimiz gün orada veteriner gördüm, hemen şu sol tarafımızda. Veteriner polikliniği mi oluyor? Annem, kızım, fıstığım. İnşallah korkman kızım. Bak senin lafını aldı yattı gibi. Çoğlakiye girdikten sonra hemen sol tarafta gördüm. Geçen geldiğimizde. Hatta dedim bak burada veteriner de varmış. Bugün de bayağı
koymuşlar resmi. Evet, şey koymuşlar profil resmi gibi. Güzel olmuş. O gün de bayağı geç dedik. Hani işimiz geç bittiydi. İşte şurası. Lipet veteriner kliniğiymiş arkadaşlar. Görüyorsunuz. Aha kutunun içine koyuyor. Çırp ne etme. Fıstığın kafası çıktı Ayhan. Fıstık çıktı. Kaç şu beçiğini tak bari. Maskeni tak. Arabada var. Ayhan fıstığın kafasından tut. Kaçacak bu tarafta. Merhaba. Çekim yapıyoruz, izin veriyor musunuz? Ne çekimi? YouTube kanalımız var. Kedilerimize aşı yaptıracağız. İzleyicilerimiz de çok seviyor bunları. Çok iyi olurdu ama bizde aşı yok. Çok memnun olurduk açıkçası. Kargodan aşıları bekliyorum. Hastalarımı da bugün kabul edemedim. He, o zaman şey yapalım. Zeytin'in ayaklarında bir yara çıktı. Bir onu muayene ederseniz seviniriz. O yara mı çıktı? Hiç ilaç yok ki yalnız bizde şu anda. Aşılar, ilaçlar hep bekliyoruz biz. Yani Allah Allah. Tek bir ilacım var, tek bir ilaçla çocuğa fayda etmez. Boşuna sizin paranız gitmez. Biz Demirci'den geliyoruz. Çok haklısınız. Çok da memnun oldum. Bir bakar mısınız ayaklarına acaba? Veteriner ekibimize söyleyeyim ama. Dur İbrahim. Dur İbrahim. Yavaş. Sıkışmış mı oraya? Yok yok, o çok efendi. Şu biraz yaramaz da. Bu neden böyle oldu acaba? Bir saniye biz bıçağı. İbrahim dur, fıstığı kaçıracağım bak şimdi sen. Fıstık. Kızım sen nereye kaçacaksın? Dur ayağın kucağına. Şey. Fıstık var ya çok yaramaz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bizim bu şimdi dişi... Şimdi çekim yapmak yasak. Öncelikle bunu kapatalım. He tamam. Arkadaşlar biz şu an o veteriner kliniğine girdik. Ama orada aşılar... İbrahim kaçar neydi Ayhan? Bırakmıyor. Orada aşılar yokmuş arkadaşlar. Nasıl veteriner bilmiyorum. Şimdi başka bir veterinere gidecek. Bize bir yer tarif ettiler. İnşallah orada gençlik aşılarını yaptıracak, ayağını da bakıtacak. Her şeyden olabilir diyor. Şey, ne onun ismi? Mantar olabilir diyor. Enfeksiyon kapmış olabilir. Enfeksiyon kapmış olabilir. Kesin bir şey söylemiyor yani. Tele takmış olabilir. Toplayı kazarken bir şey batmış ayağına. Evet diyor. Öyle söyledi. Taşla. Bir de buradaki bir daha veterinere soralım. O ne diyecek? Bir bakalım canlar. Anne taşa da vuralım diyor. Evet. Şu an kırmızı ışıktayız, bekliyor. Arkadaşlar, eforlarda veteriner var dediler ama Migros. Biz de tam bilmiyor. Şöyle etrafa bakıyorum. Siz de bakın Ayhan. Şu tam ileride Serkan şeyler var, veteriner de. Kedi köpek veteriner mi bilmiyorum. Hayvan veteriner. Hasan inek neyim? İneklere, davallara ilaç alıyor. Bırak gidecek. Şu ileride sağ taraflarda. İleride mi? Sağ, sol, he. Oralarda veteriner var. Yardımlı veteriner diyor. Şöyle bir yere istersen park etsen de bir sorsak Serkan. Arkadaşlar, Efor'un hemen yan tarafında bir tane pet shopçu bulduk. Görüyorsunuz burada hep kafesler falan var, kuş kafesleri. Kedi mamaları, köpek mamaları, kedi kafesleri, her şey var, tasmaları. Çok güzelmiş tasmalar da. Merhaba. Kediye aşı yapıyor musunuz? Oğlum veteriner yapıyor ama. Veteriner. Yani yan taraf yapıyor. Burası pet shop. Burada eşyalar mı satılıyor sadece? Yani. Mamalar ne kadar kedilerin? Kilosu 10 liradan başlıyor. 10 liradan başlıyor. Hangisi iyi acaba? Bizimki 5 aylık kedilerimiz. İçeride var abla çekiyor. Çekebilir miyim burayı? Tabii. Burası çok güzel. İlk defa geldim ben. Açık mı satılıyor? Açılıyor. Kapalı. He. Bunlar kediler için. Evet. İki tane kolye alabilir miyim?
Kedim için. Boyunduk mu yoksa zincirler falan? Yok yok, zincir değil, öyle dışarıda duruyorlar. He, bunlar ne kadar? 10 lira abi. Nasıl güzelmiş. Bir tanesi kız, diğeri erkek bizimkinin. Pembe mavi vereyim mi? Olur. Mor da güzelmiş. Tamam, bir gün mor verelim. Bir tanesi de şu olsun. Tamam. Zeytin, bizimki siyah ya. Siyahsa açık renkler çok daha çok açık. Serkan, burası pet shopçuymuş. Sadece ürünler satılıyormuş. Aşıyı veteriner yapar diyor. Yan taraf vuruyor abi. Yan taraf. Bu taraf değil mi? Şey alıyorum boynuna. Onlar arasan değil, onlar şeyler ama. Takmazlar mı? Alışana kadar bir şey olur ama alıştıktan sonra. Şunu da zeytin alalım diyorum. Serkan, zeytin siyah ya. Hı? Serkan hiç bakmıyor. Siyah beyaz zeytin. Hangisi giderse onu verin. Sıkıntı olmaz, hepsi gider. Abi. 4-5 aylık kedi yavruları için mama hangisi oluyor? Önerebileceğiniz biri yok mu bunlara bakacak? Yani ayağında yaralar var. Ona veteriner bakar abi. Yavru kedi maması da şu. Ben de aldım, yemiyorlar işte. Daha kalitelisi de var abla da, onun kilosu 55 lira. Bunlar yeme garantili abla. Açık falan kraks. Kraks. Fıstık çok yaramaz, fıstık. Yaramaz fıstık. Biraz harç olacak bu. Hı? Fıstık. Bir salsan da buralar durmalarsa. Bir şey yapma, salsan efendi de. Bu pek gezmeye alışkın değil. Bakın zeytin hiç ses solo çıkıyor mu? Evet, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İki tane öyle mi? Oo, ne güzel. Fıstığımızın hastalığı yok. Sadece bunu sağlık amaçlı aslında yaptıracak. Ama zeytinin tamam. Ayakları problemli. Bir bakalım onu. Ben çıkayım. Çok güzel. Neredeyse bir haftadır böyle. Aldım ya. Buluyor mu? Anam. Anam. Kısala gibi zira yapmadı. Mama bekliyormuş gibi nasıl bekliyorum. Biraz sonra da sevebilecek mi beni acaba? Bekliyor ama. Vallahi bilmiyorum. Evet. Şey yapalım. Abi sana zahmeti şunu alalım. Bir bırakalım masanın üstüne, bir muayene edelim. Önce bir bakalım. Duyul abla. Ne var? Hayır, kutusuz. Kutusuz. Kutusuz bir muayene edelim. Şu ben de bir sol ayağında şöyle. Çok evet. Var. Anne, şimdi şuraya koysam. Sol. Ne zamandan beri böyle? Bir haftadır. Geçecek diye bekliyorum. İyice ilerledi sanki. Peki bir darbe falan aldı mı? Bizlik bir darbe. Balkondan düştü. Evet. Düşme. Ha, onu soruyorum. Düş. Ne zaman oldu o? 10-15 gün önce düştü. 10-15 gün. Peki bu ayağı hiç mi kullanamıyor? Zor. Yok, kullanıyorum. Yok, zorla kaldığında kullanıyor değil mi? Evet. Evet. Şey yok, kırık yok şu anda. O bizim için sevindirici bir şey. Evet. Eklemi zedelemiş bu, yukarıdaki eklemi. Düşmeye bağlı. Kıkırdak dokusu normale döndüğü zaman normalleşir. Bunun sorun yok şu anda. Hocam şu ayak altlarına bir bakar mısınız? Orada mantar hastalığı gibi bir şeyler oluşmuş. İştahla ilgili bir sorunu var mı? İşte, yok, iştah güzel. İştah çok güzeldi. Bu ara zayıfladı ama. Tüysü de karıştı. Çok kötü değil. Ya çok kötü değil tırnakları evet. Falan. Bunlar normal kediler için. Nerede bakıyorsunuz peki? Biz bunu... Bahçede mi? Evet. Tamam. Yani yapacağınız şu hayvanın... Özgürlük alanını kısıtlamamanız lazım. Evet. Yani rahat gezmesi lazım. Çok rahatlar yani. Zaten. Tamam, süper. Bahçemiz 2000 metreye yakın hocam. İstediğiniz. Hiç aşı yapıldı mı bu? Yok, hiç ikisinin de aşısı olmaz. Karnesi, biz bunlar sokakta bulduk. Karnesi var mı? Hı, yok. Karnesi de yok.
3 tane aşısı var. Evet. 2 tanesi karma aşı, viral enfeksiyonlara karşı yaptığımız koruyucu evet. aşı. Bir tanesi de kuduz aşısı. Hı-hı. Önce karmaları yapalım. 15 gün arayla bir takvim vereceğiz. Getireceksiniz. Tamam. Yapacağız. Çok sıkıntı olmaz. Belki bir günü hafif ateş yapabilir. Evet. Onun dışında bir sorun olmaz. Kim tutacak? Kim sahibi kimse ona tutturacağız biz mecburen. Siz mi tutacaksınız? Gel. Tutarsın ya. Gel. Gel yanıma. Yanıma gel. Hiç hissedemeyecek. Hiç hissedemeden yapacağız. Biz bazen YouTube'da falan izliyoruz hani kedilerin evet. aşılarını. Çok hırçın kediler. Bizimkiler bilmiyorum nasıl olacak. Hiç sorun olmayacak. İbrahim dur anneciğim sen çekil. Hiç sorun olmayacak. İbrahim tutar niye? Ayhan, Ayhan tutsun. Gel, Ayhan gel. Tut oğlum öyle olmaz gel, he anne. Öyle değil. Aşık dediği ensedisindeki şuradan evet, tuttuğunuz zaman hareket kabiliyetini bitiriyorsunuz. Şu, hepsi bu yapılacak. Ha. Hepsi bu. Sen görmedin mi? Hiç hissetmez bile. Evet gördüm. Hiç hissetmez bile. Canım benim. Bunlar benim çocuklarım gibi oldular gerçekten. Ama çok tatlı hayvanlar. Aynen. Diğerini de hazırlayın. Biz hani bunlar sokakta bulduk ama çok seviyor. Ama ne güzel. Hayvanı seven insanı seviyor. Evet hele şu ölüyor. Ben buna hastalık geçecek diye korkuyorum biraz da. Geçmez bırak sevsin. Sevsin ki merhamet duygusu gelişsin çocuğun büyüdüğü zaman. Burada bir şeysi var. Bunu şöyle tuttunuz kımıldıyor. Tamam abisi yazık. Ben bunu da koy. Fıstığı da bırak zeytinyağına. Ne güzel, ne güzel sevdin yerini sen zeytin. Oğlum. Ne oldu diye. Çok, oğluma zeytin. Çok üzülüyorum arkadaşlar gerçekten. Bir şey olmadı ki. Sanki çocuğum hastalanmış gibi üzülüyorum zeytine. Aman. Arka ayaklarına da evet geçmiş. Şimdi öbürünü de yapacağız. Ama bu çok hırçın. Kim çıkarsın? Bu mu hırçın? Kim tutacak? Ben tutarım. Hadi bakalım görelim nasıl bu tuttun. Bu dişi çok, yorma, çok yaramaz. Sıkıntıya sokmayacaksın ama tamam mı? Şöyle kavra bakayım gel. Gel gel tut. Tamam. İşlem tamam. Ben yaptım sen tut. Hiç zarar vermedi bak. Hiçbir tane zarar vermedi. Her şeyin bir ilmi var demek ki arkadaşlar. Maşallah evet. Hemen halletti veterinerimiz. Allah razı olsun. Sağ olun. Sağ olun. Siz gününü belirle ben yine getiririm bunları. Hadi Ayhan getir. Belli bile olmadı. Aynen ne güzel oldu. Bir de sakinlik şeysi bir şey. Ben de kedimi yavru zannettim ben. Bak hele şuna bir. Arkadaşlar ben bunlara normalde hani ev yemeği veriyorum ama arada bir yemeğimiz olmadığı zaman aç kalmasınlar diye tekrardan mama alacağım bunları. Sustu bu. Aç olunca sustu ben kalk gidiyorum. Kapat abi. Hemen suskunlaştı. Bugün ateşte olabilirlermiş. Hadi. Dur abi ben batırayım. Anneciğim düşürün de ölürler İbrahim'im. Bitir bırak. O gün Serkan demek ki balkondan düştü ya şey dengesini kaybetti de ondan da olabilir diyor bak. Ama o mu düştü dedi? Fıstık düşmedi mi? Yok zeytin düştü. Diyor ki kırdağın da az bize dedi. O da iyileşiyor. Hadi arabamıza koy anne. Lan düşüreceğim şurada delikler düşmez ya. Bırak düşüre düşüre öğrensin ya Allah Allah. Geçemez. Geç ay. Hadi koy gel. Biz burayı bilmiyorduk. Coğlakin'in orada bir veteriner gördüm evet. Ben. İlk defa getiriyorum. O tavsiye üzerine bu tarafa yönlendirdi. İnşallah artık devamlı buraya getiririz. İnşallah. Bir sıkıntınız olursa arayabilirsiniz. Tamam. Bir de kaşelerini yapalım. Kimliklerini verelim işlem tamam. Buyurun şu da kimlik kartları. Bir tane bizim kartımızı verelim size. Evet bir şey olduğu zaman. Aynen. Ararsınız. Buyurun efendim. Teşekkür ederim. Bence mama almayın diyor. Ev yemeği verin. Mama sağlıksız. Kilo alır diyor. Evet öyle söylüyor. En güzeli doğal yemek diyor. Ev yemeği diyor. Mide astriti mi yapar bir şey diyor. Evet. Hani bir de bizimkiler köy kedisi olduğundan herhalde. Ev kedisi değil ya. Ben yine de bir tane mama alım dedim. Hani evde yemek olmadığı zaman aynen. Arada bir veririm diye. Ona da karşı çıktı. Evet, veteriner istemedi. Fıstığın tasmasını Ayhan takmış. Görüyorsunuz pek yakıştı. Ay kuzuma benim. Kızım benim, kızım. Ayfram öyle. Bu da zeytinimizi. Zeytin, dedesinin zeytini. Ayhan zeytini kim dedi? Zeytini dedi. Sen bırak, sen. Kopartın. Bırak sen abin daha. Benim bu. Bırak İbrahim Efe. Şu an biz
halımızı değiştirmeye gidiyor arkadaşlar. Aksaray içindeyiz. Biz bunlara mama alacaktık. Mamayı da almadık, söyledik. Evet, Betan'a tavsiye etmedi mamayı. Kesinlikle vermeyin dedi. Doğal yemek yiyorsunuz kendiniz. Kalanları da onlara verin. Aynen. Obezite yapıyoruz. Aşırı kilo yapıyoruz. En iyisi. Zaten hayvanın kilo. Çektim, çektim. Çok güzelmiş arkadaşlar burası da. Gerçek çiçeği mi Serkan? Ha, gerçek. Şimdi böcek mahallesine çıkıyoruz işte. Bak ben de onları bilmiyorum. Serkan bilir arkadaşlar. Geçen sizi böyle gezdirdim. Pek hoşunuza gitmiş. Biz de sizinle birlikte gezdik. Evine yine geldik. Evet, biz de sizinle birlikte gezdik diye yorumlar aldım. Şura mı gidelim lan? Şu camı kendine. Ayrı bir şey mi bence? Dur. Arkadaki yer abi. Aynen bu ikide de. Taktı mı? Ha, bakın öyle. Zingeri yerle, çek geriye. Tamam abisi, tamam. Arkadaşlar, halımızı değiştirmedik. Aslında aynısı varmış ama aynısı 1,5 metre mi oluyormuş? 1,5 metreymiş. Onu kestiğimiz zaman yarısı israf olacak. Bizimki de 95 santim yeni, onun da 1,5. Yani 55 santim kalıyor uzun 3 metreye, 55 santim. Bu da bir şeye yaramaz. 200 lira mı yapıyor o daireydi? Masraftan ziyade müsrif yani. Telef. Kedilerimizin aşısı da 120 lira tuttu arkadaşlar. Serkan da boyunlarına boncuk aldı. 20 liraya. Tasla. Paranın adı var. Hiçbir şey gitmiyor gerçekten. Evimize doğru gidiyor. Çiğ köfteye devamlı buraya geliyordum arkadaşlar. Bugün benim yerime de yesin çocuklar. Fiyatı ne kadar çiğ köftenin? 5 TL mi? Anneciğim otur oğlum. Tamam geç, ayranla beraber iç. Ayhan iki lavaş koysun mu? Nasıl? İki lavaş. Nasıl? İki lavaşlı olsun. İki lavaşlı. Hı hı. İkisi de evet.
Çöp değil oğlum herhalde. Otur tamam, otur da bir yıkayır hadi. Onu bırak ekmeğini. Gereksiz de istersen. Dur bakalım. Altındaki kartonu çek. Bırak. Karton çektim, bunu yiyeceğim. Tamam, önce ekmeği bir, ondan sonra bunu iç. Hadi. Ben çikolatacağım mı? Kardeşime de sıkı Ayhan. Thank you.
Hadi afiyet olsun çocuklar. Ezanımızı da dinledik arkadaşlar. Aziz Allah şefaat ya Resulallah. Allah mezanlarımızı susturmasın inşallah. Korkarak geldi biliyorsunuz. Nasıl yakışmış şeyimize de. Zeytinimin boncuğu da nasıl yakışmış. Abisi kafasını çek zeytinin ıcık. Sallanıyor. Ecik arkaya çek. Herhalde evli rahat ediyor. Olabilir. Ayşe bunları tutar dedi veteriner. Hatta ateşlenirler dedi. Boncuklar da pek yakıştı. Aşılarını yaptı da çocukların karnını doyurduk. Serkan benimle birlikte aç gidiyor. Biz biraz sonra iftara bir şeyler hazırlarım inşallah. Serkan iftara kadar tabi dayanamaz. Ona evin aç karnını doyurduk. Sıvan arada onu hazırlar diye ne kadar ezan saati olur zaten. Beraberiydik iftara. Aynen. Ya sen ilaç alıyorsun ya. Akşam alıyor. Ben de bir şeyler hazırlarım eve varınca. Aklımda şu an pek bir şey yok. Tavuk sote falan yaparım. Patates kızartırım. Aynen. Allah ne verirse. Bir de mercimek çorbası yaparım. Evet, fırına patates sür. Sobanın fırına. Sobanın fırına. Evet. Tamam. Bir de mercimek çorbası. Bir de mercimek çorbası. Çıtlığımız var ya, onu da bir de salata yap. Yumurta. Yumurta haşla. Tamam. Sadece yumurtayla çıtlık. Zeytini getirdik. Galiba fıstığın çişi geldi. Çünkü çok miyavlıyor. Şöyle bir de su içirelim bunlara. Ayhan orada bak şey, su kabı gibi var. Onu getir de ona koyalım. Ya şuraya getir şöyle. Anne zeytin yapıyorum. Fıstık yola neyim gider? Tut abisi. Kumun üstüne koy. Tamam. Uyumuşsun ya. Korkuyor bak fıstık. Koy yanağa, yanağa koy. Yanağa koy. Fıstık. Gel kızım gel. Hadi içinde gidelim hadi. Gel. Gel zeytinim gel. Nereye gidiyorsun? Tamam işlerini. Gel kızım. Oğlum maskeni tak İbrahim'in. Ellerinizi yıkayın. Fıstık. Fıstık gel kızım. Dur çabuk edelim. Kaç al. Kaç kadın mı? Getir, al gel de gidelim hadi. Ayhan zeytin de al gel oğlum. Al elimi. Zeytin de al gel. Oğlum da usandı. Fıstık. Gel kızım fıstık. Gel. Gel kızım. Hadi gelin arabamıza binelim gel. 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 Gel fıstığım. Gel kızım fıstık. Gel pis 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 pis. İbrahim bin sen o arabaya biner. Gel pis 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 pis. Gel kızım. Gel hadi. Fıstık. Al gel. Gel. Gel oğlum gel. Gel hadi. Hadi bin İbrahim efe. Ne de çişlerini yaptılar. Pek temizler. Yabancı buldum. Ondan herhalde. He. Dur.
kadar ne uğruyorum Serkan? Dün kandil ya. Pencere dönmeye baktım. Yemekten sonra gidelim. Yok, yemekten sonra el masalam gelecek. Böyle 5 dakika bir uğrayalım gidelim. Baklava aldı arkadaşlar. Hadi. Şurada BİM'in üstü. Görüyorsunuz tarihi bir bina. Söyledim bugün de zaten. Kemerin olduğu bir binaya yapıldı BİM. Serbest mi? Tamir yapıldı. He, serbest. Yukarı herhalde depo yapıldı herhalde. Yukarı yana. Bilmiyorum oğlum, o kadar bilgim yok. Yukarı her şeyi yapalım. He. Ofis. Asansörlerin var orada. Babayan kapı açıyor. Şey olmadı. Tamam, geldik zaten. Çifte kumrular da dışarıda oturuyorlar. Hava iyi bulmuşlar. Çalışıyorlar. Ne oturacak? Daha oturuyor ya annem. Ha, kanka doldurmuş, doldurmuştu. Birini indir alalım ya. Birini annene al. Hayırlı kandiller. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nereden gelirsiniz? Aksaray'dan geliyor. Kedilere aşı yaptırdık. Kemal aşı mı yaptırdık? Öyle bir 5 dakika uğrayalım dedik. Vallahi biz de şunları çekiyorum. Sağ olun, sizin de olsun. Allah nice nice kandillere ulaştırsın sizi. Amin. Yavrum şey dur lan. Ben kaçırım da tutamam bak buraları bilemez. Şişli kaçar onlar şişli oğlum. Vallahi tutamam. Şunları aşağı indirdiğin şiddiydim. Tamam indireyim o kolay. Oturdum 6-7'sini de. Baba camları örtelim, kedi şimdi çıkar. Çıkar lan, ört camı lan. Baba camı ört. Baba camı ört. Kaçar camı açık. Lan gidiyorum. Vallahi tutulmaz burada. Bak çıktı bile. Gel. Kaçmaz o. Bir de gideceğim. Gel bakayım. Gel. Pıs. Gel kızım. Ya ört içeri koy şunu. Kayıp olur. Sen bana bir daha sen onu yerine koy. Camları ört. Baba niye ördün lan? Daha hayırlı kandiller dedim. Duymadın mı? Duydum lan. Sizin daha hayırlı kandilleriniz olsun dedi mi? He. Allah nice nice kandillere ulaştırsın. Yavrum ümmet-i Müslüman'ı herkese. Allah'ım. Cümleye hayırlısından. Kına neyi yakmışsın ana? Kına yaktım, bu kandil değil mi? He. O da hiç girmedi. Girmemiş. Ta gelin olurken yakındaydım. O gündür bugündür yakınamadıydım. Yak dedi. Girmez mürmez dedi. Girmemiş elim. Bak hele ölür ne edersem dedim elim kına eğer koşsun. Ta gelinlik kınam benim. Niye yani ölüyorsun sen? Kavay ölmeye taktın. Ya ölecek. Vadesi yiğit yani. Allah kim şey derse o ölür. Dünya geldik ki yavrum ölecek. Yani sen şey derken ben ölürüm. Belli mi olur? Düğün aşamlı. Biz de işte şurayı doldurduk. Yağmur gelecekti. Seni beklemedik. Sen geleyim dedin. O gel nereden dedim? Ya yağmur ne tuttu? Arabanın bagajına koyuvereyim içeri. İşte öyle dediydik biz de. Tamam. Haydarlıktan götür onu. Nereye koydum? Ondan sonra onu çektik. Babanla baban açtı. Ben de doldurdum. Ne bakar ellerimi ne ettim? Çalışma öyle zor. İki aydır yatma acıya. Yatma işi değil kız. Seni ben bir işe dayayayım da bu koş. Öyle kolay mıymış, zor muymuş aradan. Böyle eziliyor. Sen yattın. Yine yardım etti, sağ olsun. Ne oldu, Aksaray iyi mi? Aksaray iyi. Buresin geldiyse Aksaray'a götüreyim seni. Aman Aksaray'ın üstüne gideceğim. Oğlum şey düşürüyor ya. İbrahim gel oğlum buraya. Gel buraya. Bulamadım. Ben seni beklemedim. Sen bekle dedim de. Ya ama evet. Ya abi değil. Bekleyemedim. Ne oldun Ayhan Çavaş? İyi. Senin de kandilin mübarek olsun Ayhan'ım. Sen de olsun. Ayhan'ın da haberi yok ki daha. Daha ne bilsin o çocuk da abi. Sen evet. Ayhan şey mi? Bu bir de görüyor musun?
Şunları doldur ayağım, bas bir suyu. Çuvala bas oğlum şunları. Bir de elini batırmasın babanın. Batırma dedem benim batırma elim. Batırma. Dur ya da tatlının iyi de ondan sonra. Ayhan kardeşine bak bakayım. La gel lan şuradan şey al. Çekilmiş beni. Hatice'ye ne de çay da yiyorsun var. Hadi gelin gelin. Onlar bazlama mı diyor? Annemgile de baklava aldım. Limonatayla. Afiyet olsun. Sağ ol, Allah razı olsun. Bir kız yanına batırma, elmez dursun ya. Acıcık bir şey elime olurum. Ya yanına batırma ya. Abo. Elmas duramaz. Borusun elmas. Biz doldurduk ya şunu iyi de yiyelim. Şunun gelin artık canım gelin. Yani. Batırmasaydı çok ucuk bir elize şey etmiş. Ya bir yığın diye ben de anladım. Kendilerini çıkaraydın da şiş yaparlardı oğlum. Ben de kaçanlar diye korktum. Açar onlar ya. Yarın Fatih Bey'le söyleyeyim de. Çağır çağır. Elmas şunu içtim ondan sonra şunu toz al. Hadi sen de iyi, ben niyetliyim hadi. Otur dayı. Canım neredesin sen aslan? Niyetli misin? He. Dayım. Ne oldun kıymet? Kıymet gel baklava yiyin. Gel gel. Al kız al. Al kız. Bakana bakalım. Alele nasıl tazeymiş gel. Gel Fatma denge baklava yiyin. Gel lan. Baklava yiyin. Gel lan. Allah. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Şöyle buyurun tadına bakın. Taze taze. Gel lan kına yaktı bu da ben de adı kadar dedim. Balkonun biter de elime kına yakacağım. Bir kanının benden önce davranmış. Sen yak. De sen yak. Ne gördünüz? Nasılsınız? Görmeyeli iyi misiniz? Vallahi iyilik, iyiyiz. Sizin mahalle şimdikli vallahi. Bizim orada bir şey yok. Vallahi bizim burada pek kimse yok. Daha yine çıktılar. Daha İncin toplamış. Yok yok. Bakın da çay içmeye kaçtım. Şurada bir gel bir çay içelim. Siziniz ben varır mıydım? Bak Hatice teyzenizi çaya çığırmadınız, o sizi baklavaya çığırdı. Olsun bağlım ya, bazen öyle olur arada bir. Hatice, ben aşırayla içtik deyince seslenmedim. O zamanı da. Bak hele o iltisi ayrı, sen iltisi ayrı. Çayın şey diyelim, her zaman içerikte. Abine dedim çaya girdiler görüyor musun dedim bak açık değil. Çoğundadan geldi. Şunlar siz bunu ben görmedim. Ben de sardı ya ben de tuttum. Ben bunu görmedim. Elmas baklava getirsin. Biraz düzgün otur ha. Bismillah bir de ben alayım bari. Ne var da sen? Öyle terbiyesiz oluyor. 2 metre adam böyle oturur bu şükürler. Şöyle mi oturayım? Sıcağmış var, iyi maşallah. Maşallah ne yaptın? Kaç cengim diğer elmas sen mi yaptın sıcağmış? Daha yeni şerbetini dökmüştü herhalde. Ben de sen yap, sen mi yaptın diye geçirdik. Yok yok. Afiyet olsun. Getirsin de çişini falan yapsın. Kediler aşağı vurdurup geliyorlarmış. Getir de babaannem boncuğuna baksın. Bırak. Kaç kediniz var? İki. Mama vurdu ya. Bırak da boncuğuna baksınlar, bırak.
Fıstığı da getir, fıstığı yürü. Elmas. Padmenge göster. Yo, o boncuk, bu boncuk hayır, ip canım. Bu o boncuktan değil ki, zil bu. İşte geçen bizim şeyden düştü. Balgundan. Bete nereden getiriyor? O da zedelenmiş, şeysiz zedelenmiş. Hadi. Taneymiş o da. Gelin kızlarım, gelin buraya. Baban ne kızın evi, gelin maalesef. Öbür yavruyu gittin lan, aşağıdan getirdin yavruyu. İşte bu ya o. Bu mu? He. Ya, he. Nereden? Ama aşağıdan getirdiğimiz yavru. O değil ya. O orada da bazen geliyor bazen ha, geliyor. Ha aşağıdan mı diyor? Ben de aşağıdan getirdim yavru anlıyorum. Aşağıdan diyor, oradan getirdim. Gel, ondasın al gel. Ha. Kızlarım gel. Bak şey yapılırmış, bunu bir yer yapın gel. Hadi yiy kıymet hadi. Yiy yiy hadi. Gel ayağın gel baklavayı gel. Bir de şu çocuğun ağzına sokaydınız. Eyvah çoğuna da bir. Anam yağarsa dedim. Nereye çık oturuyor? Nereye koyuyor? Şu hayatını duruyorum. Şu ora bura gidiyor. Şu ora bura gidiyor. Al istersen ki. Al kıymet al kazı. Kaçıyor bakalım. Çıkarma lan. Kaçmaya bak. Hanım açıp da elbi olma da. Hiç adam açmıyor. Yanına kendilerine alıştık. Arkadaşlar Zeytin'in buraya geldiğinde ilk getirdiğinde İbrahim buraya getirmişmiş. O zaman küçücük bir daha yavruydu. Yine annesinden bırakmışlar. Annesi yine bırakmışmış herhalde. Şimdi maşallah kocaman oldu. Daha iyiydi de ayağı iyice şişti. Sarstı biraz. Nasıl gözelleşmiş ya. Nasıl gözeli? Allah vermiş işte. Özenmiş, bezenmiş, vermiş. Buranın babaanne anıyor yavrum bak yanlışıyorum. Birisi desen koyuver. Babaanne. Bunlar pek gezmeye gitmez. Şu sever gezmeyi de o sevmez. Birini de bize birini babaanne al birini bana ver bundan yavrular. Fıstık. Bunun bandanı ne ittin öyle? Bol atmış. Fıstık. Ayağını geçir. Ayağını ama fıstık bol... çok şey bak. Meraklı. Görüyor musun? Karı verdim bir yanı. Fıstık. Gel kızım gel. Gitme gel gitme gel. Elimi yırtacaksın. Amin. Elmas baklava getir biz içmedik. Getirim tut. Başka tabağı var. Bunlar hep değişti. Nereye baba? Onu getirince hatadan üstüne şöyle nasıl kazılı, kırıntılı şey kaldı. İki teyze onu getirdim ama bir yoruldum, bir yoruldum. Varı da orada, ben gördüm şey. Caminin orada. Bir yoruldum ama. İnsan hiç durmuş gibi inandı. Öğleni oturduğum yüzden kızdım, ikinin de Hatice'nin evinde kızdım. Ben iki gündür evine koyamıyordum, ev koydum. Bu tansiyonum nasıl yükselmiş? İbrahim annene söyle babama limonata doldursun. Biri de benim tansiyon makinesinin kapımı düştü. İbrahim üstünde de çırp olmuyor, ne? Poz olmuş. Pili mi bitti? Pili. Behiye'ye gittim abi tansiyonumu ölçtüreyim diye oraya gittim. Maşır'a gelmiş. Baba geçen kaldığımız piller bitti mi? Şöyle bir çana şuradan ben... Piller bitti mi? Bir türü var oğlum, bitti. Bir diğer alalım bunu. Terzen aşağı gibi şöyle yürüyor şu an. Onu kediyi baktım da. O gelmiş ben oraya gittim. Yunus çığırdı. Emim çığırıyor sana. Emim yavru gelmişti. Bayrı oradan geldim. Onunla da azıcık oturduk. Öğlenden evveli de. Ekmekle de yemedi. Ona da bir çay pişirdim. Kahvaltıyı bir koydum. Yemem vallahi yemem. Gel onu sonra giydireyim gel. Kızımın evinde içtik çayı. Biz de içtik. Ayağında kalır aslında. Azıcık onunla oturduk. O gidince de biz buna başladık. Bu hava iyi kurdu herhalde. Kurumuş, kurumuş he. Bak, yarınca bir de. Alınmaz. Daha orada fıstığı. Arayı kısalttı ya. Gel bakın da yiyin. Biraz da ben oturmuşum. Yengem sana çıtlık getirdik, görüyor musun? Abo. Vallahi arkadaşlar, ben bugün niyetliyim. Bundan başka iyi yemek olmaz yani. Vallahi teşekkür ederim. Aynen. Poşet. Sağ ol Yenge, Allah razı olsun. Anayın babanın ağzında bulursun. Evet, o da çok kirli şey. Poşet getirin de tabağını poşet verin. Poşet getir. Mübarek bunu cana, işini pırt yarmış cana.
Bunlar gitti ama patates çıkacağım. Baklava aç oradan gel. Medine, Melisa gelsene. Bak orada bak tabak. Sizde yok demedik ki iyi bir tane. Yiyemezsen üçcü. Bizde de var diyor. Elmas'ın en çok sevdiği yeşillik geldi. Yap yap. Yo yo. Salata istiyorum bak, yumurta salatası. Yumurta salatasını istiyorum ben çıtlığını. Şunları çekeceğim, nereye gidiyorum? Çek de, anca şeyderim, yemek hazırlayacağım ya. Tamam, indirsin de öyle gidelim. Yo, akşam misafirim var. Fıstık. Gel pis 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 pis. Bunlar elmas. Elmas alam gelecek. İki dakika. He. Aleyküm selam. Selam söyle bizi tanımaz. He. İbrahim onları koy gayrı arabamıza. Hadi oğlum. Ağzına fazla yaklaştırma. Hadi al hadi. Yürü. Hadi cengeme geçer bak hastalığın. Uzak durun birbirinizden. Bir de güzel şalvarlarınız varmış ya. Şöyle. Bakın artık Tülay ablam da demircili gibi giyiyor. Normalde yuva kadife giyer. Kadife giyer. Tamam kadife giyer. Kadife giyecek kalan. Üşüdüm. Buraya alıştırdık bunu. Üşüdüm. Artık oldu kimse bunu arkada düşmüyor mu bunu diye bizim arkamıza düştü. Kadime giyeceğim kadime. Annemin bir numaralı arkadaşı, iş arkadaşı. Gayrı pek işe gitmiyorsunuz herhalde. Hanım mı oldunuz? Ben de. Ha? Bir anne bir şey gitmedi. Bir ben hastalandım. Bir anne. Evet lan kapı gitti. Ben bu da gitmedi. Ama iyi, düzelmişsin. He. Ben de şükür o zaman ölüyordum ben. He he Allah iyilik versin. Amin. He amin. Halı yeni mi aldın diye cevirdim ben. Ben bunu geçen hafta aldıydım. O da biraz rengi değişik geldi. Değiştireceydim. Girdi aynısından yoğurmuş geri getirdik. O aşağı indi de oradan ben hayata koyuyorum. Tencere aldı. Tencere aldı. Ne yapayım? Torus'un oğlu götürmüş. Bir trans. He ben sana diyordum ya. Torus'un. Bir pazarcı almış gitmiş dedim ya. Torus'un oğluymuş. Ben Nurcan abla diyordu. Torus'un oğlu almış diyor. He. Ama başkalarının hakkına giriyor, kul hakkı. Hep çoğaldılar, hep çok koy da çoğaldı. Şundan valla şöyle benim boyum daydı. Ne senin oğlum ilk şeyinde başına ayağım buraya gel. Sonra yine gelmiş diyordu Nurcan abla akşam. Akşam yine getirmişler diyordu Nurcan abla. Getirmesi bu yanda şeyler, şuradan çıkarıyorlarmış. Bu ama ben dedim de gayrı gelmeyecek diyordu bana da. Bu yanda varmış, behiye dedi. Anne kuşlar çıkaracakmış. Serkan kuşçukları ben götürüyorum lan. Kuşçuklardan koy da onlar satın alın. Büyük alıp ve onu çıkarıyorum. Ben götürüyorum. Kafasını örtersin. Bizim araba, damat geliyor. Allah Allah Allah. Kedilerimizi koy gayrı arabamıza hadi oğlum. Hadi gidiyor hadi.
kalır lan. Ben dur. İster oradan şeydin gideceksiniz. Geri mi dolansın? Arabanın altında kalır. Harbiye koltuk orayı. Kimi mi aldın? Akşam kaldım. Kaç oğlum altında neyim kalın? Kaç kaç. Kaç kenara. Çık. Çık. Sarmıklı var. İşledin burada var ya. Ben mellim oğlum yazık. Alıyor musun? Anne. Almayayım mı? Anne. Şunlar da var. Şunlar da çıkıyor. Süpürecek yap da bunlar gelince boşladım. Ben yoruldum. Kınağı ne zaman yaktın anne? Kınağı ne zaman yaktın ya? Senin elin ayı girmemiş. Ben yaksaydım kıpkırmızı girerdi. Benimkine pek girer valla. Anam elim ayağım yanıyor. Şaştığımdan akşam özledim ama benimki ciğer gibi girer. Şöyle sanki boyak belli. Vallahi benimki. Benim elime de iyi giriyor der akram iyi diyermiş. Geçen bir yakmış girdi. Ben işte tırnaklarıma girdi bak hele. Hiç girmez benim elime ne hiç. Yani ben bir tane kısım şey olur. Ah yaramaz ah. Dur yine dur. Kamil abla olsaydı size kıldırırdı. Gelince arama işte. Kamil'e bizi iyi şey etti. Yine şurada açıyordu yazık. Bir şeyler biliyorsa ama diyordu. Allah razı olsun ona. O daha iyi onun yaptığı iş. İşleyelim kendini. Bizim uçun yok. Bizim bekleyecek. Hey canım. Yuvasını kurdu en azından. Şunu şöyle, şu şöyle olacak diye diyor, diyordu. Allah razı olsun. Kasten aldı. Şu bu nereden de bizi getirdi. Ona da bir yuva ile. Bak o da izliyor sizi. Selam gönderirseniz Fadime hangi? Kimi Kamri? Selamlar Kamri. Hayırlı kandiller Kamri. Mübarek olsun. Ne yapıyorsun? Zaten diyor ben senin gözlemini çekmiyorum. Ben seni kunda görüyorum diyor. Diyor. Zaten sen öz doğurdun diyor. Kunda görürüm onu diyor. Görüyorum diyor. Sen niye durgun duruyorsun Hatice yenge? Niye? Pek durgun gördüm seni. Öyle de durgun böyle de. Hayat öyle de durgun böyle de. Böyle. Ya. Hayat böyle ya. Aynen öyle. Yalan dünya. Kâindir, kâbindir. Aynen. Bunlar cefakar anneler. Her birinin ayrı ayrı emekleri var. Cefaları var. Tabii. Bugüne gelen ele çektik. Aynen. Hala da çekmekteyiz. Hala da nereye ağrını sonra basıyor. Nereye bir şeyse oraya basıyor. Ne yapalım? Şükür Allah'ım bir okuduğuna kurban olduğum Allah'ım. Sağlık sıhhat versin. Çok şükür. Hesapsız şükür. Allah'ım bu onku günümüzü aratmasın. Amin. Allah'ım kendini bize unutturmasın kurban olduğum Allah. Amin. Allah'ım aldı verdiği suret dağısı. Oğlum kızım didirmesi. Üç gün yatağa dördü üç gün toprak fıysın yarabbim. Başka bir şey istemedim. Benim rahmetli dedem hep öyle derdi. İki gün yatak üçüncü gün toprak derdi. Esra iki gün yoğun bakımda durdu. Ertesi gün ölüm haberi geldi. Hiç kimseye el avuca koydurmadı Allah. Allah öyle etiyak olmasın amin, kimseye. Amin inşallah. İnşallah ne bu onu ben aman onu basın. Gelin yatar kayan gelin kalkan kayan. Aman kızı basın kayan. Dürmesin Allah. Fıstık. Fıstık. Nasıl yabancı geziyor. Bak şey de getirdi. Melisa da getirdi yavrusunu. Melisa da getirdi yavrusunu. Melisa da getirdi yavrusunu.
Bu ne yap? Ne çalıyor? Kedi kuzu, her şey. Daha bizim eve gelir. Ha. Eğer fırsat bulsun mutfakta ne bulsun? Bak benimki hiç öyle şey sarkıntılığı yok. Bak bizim, aynen. Bizim kedimiz vardı. O size gelende kedi bir tane şöyle. Doğaştırma. Yok ya. Doğaştırma. Ama aşağıda devam. Dövüşüyorlar mı? Bırak hele Melisa. Koymuşsan Melisa koy. Çocuğun ol değil mi? Yanına koy yanına. Yazdı. Gel. Dur gel. Yapma. Fıstık. Fıstık gelmez. Fıstık korkuyor. Yo bizimki korkmuyor. Şurada yaslı. Şu yaslıyor. Erkun televizyonda gösteriyor. Köpek motor geliyor. Kedi atlıyor değil mi? Adam. Bak aşağıda şimdi. Gel. Öbür şora çattı. Dur. Motor gelsin öyle bırakacağım. Dur. Allah Allah. Samim mi? Dur baklava verim de ye. Dur. Bugün kandil, kandil. Kandil bugün. Kandilin mübarek olsun. Al ağzını tatlasın. Elinle al, elinle. O başkasının çatalı. Elinle ye, başkasının çatalı. Onu bırak elinle ye, o başkasının çatalı. Bakın başkasının oğlunu olsun sana şey bu. Hastalıklarınızı senin yakalarında. Aa. Ama ben diyorum sana. Elinle ye. Elin mi bak senin? Olsun bir şey. Bir de bildin ya. Serkan, Serkan o. Serkan ne? Seni bekliyor. Öyle mi? Evet. Gelme lan yukarıdan gel. Gel gel buraya. Afiyet olsun. Sağ ol. Sen mi aldın, kim aldı? Ben aldım. İyi. Orkan dilgücesini getirmiş iyi, iyi. Ağzınız tatlansın. Ha, i̇yi. O neden diyor ya? Lulam ağrıyorum lan. Yan yan gelecek abi. Depoyu doldursam olmaz mı? Olur canım sağ olsun. Serkan arkadaşlar görüyorsunuz Ayhan sobamı yapmış canım oğlum. Anasına yarı destek. Bunlar da akşamki patateslerimiz. Şöyle alayım. Bismillahirrahmanirrahim. İftarımızı bununla birlikte açacağım Allah nasip ederse. Bir de mercimek çorbası koyayım. Yemeğimiz burada sobada pişerken. Mercimek çorbasını da üstüne koyayım. O da burada pişsin arkadaşlar. Bugünkü videomun da sonuna geldim. Ya da iftara açarken kapanışı yapayım isterseniz. Arkadaşlar şu an saat kaç vallahi hiç haberim yok. Ezan okunalı bir saat ne mi oldu? 6:35 geçiyor. Ben bolca su içtim. Daha yemeğimi yiyemedim, yetiştiremedim. Şöyle patatesim kızardı. Serkan onu bir göster istersen. Sürerken gösterdiydim. Ama insan sudan başka bir şey aramıyor. Yemeği ben pek arayan biri değilim. Şöyle bazen aralarda... Acık dursun da. Acıkan doymam sanarmış. Susayan da kalmam sanarmış. Aynen öyle Elmas Hanım. O hesap doldurduk biz bazlamaları. Hacı yengem Allah razı olsun görüyorsunuz. Bana yeşillik verdi. Vallahi ben şundan başka bir şey yemem yani öyle tatlı bana. Serkan da çıtlı salatası istedi. Onun için yumurta haşladım. Yemeğimiz pişti. Çorbamız da hazır. Çorbamızı da mikserde geçirdim. Misafirim de var bugün. Elmas teyzem geliyor. Annemin bacısı. Hala dedik. Biz de Elmas teyzem diyor. Yo hala desem şimdi babamın bacısı sanacaklar. O yüzden teyze diyorum. Ben de hala derim canım. Ya biz de hala dedik. Elmas hala dedik. Babanın bacısına da hala dedik ona da. Aynen. Ama diyor gerçi babanın bacısına. Yok biz hala dedik. Biz ama diyor. Hadi bana ama derim ya babamın bacısına aksırayla.
Ama değil. Eskiden ama derdik. Ama da ne bileyim bir tuhaf bir ama. Bir değişik yani. Bilmiyorum, öyle alışmışsın. Eskiden öyleymiş. Şimdi de öyle gidiyor yani, diyemiyor. Arkadaşlar yufkam olsaydı iyi olurdu. Dün yufka bayağı vardı. Akşam saat 11'de Serkan'dan oturduk. Sulu köfte getirmişmiş kayınvalidem. Kimiydi kız yufkayı, ben miydim? Yufkayı ben yedim. Ha, ben de yufkanı hemen içmedim diyeceğim. Çıtlık düründüm. Ondan sonra Serkan da benim şimdiğimle oturdu. Köfteyi iyice güzelce bir yedi. Daha sonra ne yedin Serkan? Bir daha bir şey yedim de. Allah razı olsun, karnım iyi doydu dedim. Kulesini tuttu onu da kış yedince gibi. Bilmiyorum ki ne yedim. Hastaydım da istedim bir şey. Çıtlak yedim. Ha dur, sobaya patates attım. He. Anam da ben soyayım mı? Yok. Ondan sonra... Tamam gel soy. Ellerini yıkan mı önce? Yıkadı. Yıkadı mı? Aksaray'dan gelince yıkattım ben bunları ellerini. Güzelce. Geri kendi yıkadım. Şimdi salatamızı yapacak ama nasıl yapacak? Ben önce bir salata tabağı getiririm. Bir bıçak getiririm. Ya tahta getir. Tahtaya pek gerek yok. Elimde yaparım ben. Elimde yaparım. Sen bil. Mutfaktan geldikten sonra salatamı yapmaya devam edeyim. İbrahim'im de yumurta soyarmış. Benim tosunum da yumurta soyarmış. Yakışıklı paşa. Allah'a katmaz. Yumurta soyma unutmayın. Duymuyorum ki. Annem karar değil, bu tıraşma unutmayın. Ne? Yavaş de, anlamıyorum ki. Yavaş diyorum, zaten yavaş diyorum. Hadi söyle. Yavaş diyorum baba zaten. Kıskerim söyleyeceğim. Ne dedin, anlamıyorum ki. Annem karar değil, bu tıraşma unutmayın. Ha. Tamam, şimdi ne oldu? Hızlı konuşuyor İbrahim. Hızlı adam. İbrahim sormaya devam ediyor. Değil mi? Hı-hı. Ben de şöyle salata malzemelerimi getirdim. Bir daha gidip gelmeyeyim diye. Yumurtalarım orada biraz bismillah soğuya dursun. Ben de şöyle gözümün kestiği çıtlıkları. Biz buna çıtlık deriz arkadaşlar. Siz ne dersiniz bilmiyorum. Çıtlıktır anne. Çok güzel ama. Çok taze yani. Akşam da gittik de onlar bayağı büyümüşmüş. Yerini sevmiş, semirmiş. Evet. Baba, Serkan da Aksaray'a gezip gelince biraz daha hastalığı atlattı. Gözü açıldı. Gitmeden önce bundan daha şeydi, düşkündü. Ne Serkan? Aynen öyle oldu. Temiz hava iyi geldi Serkan'a. İyi olmadı mı? İyi oldu. Sesin hiç öyle gelmiyor ama. Temiz hava diyorsun da bizim koyun havası, şehrin havasında temiz elma. Ya evde oturmayla olur mu diyorum. Evde oturmayı diyorum ben. Ya, evde oturmayla olmuyor da. Evde zaten oturan biri değilim ki öyle. Sürekli evde oturmayın. Aynen. Bir yemek olmaz. Kaşığı getir oğlum. Lastik satmaya gideceğim. Dışarı çıkacağım. Baba Lokman beni götürüyor. Baba Lokman beni götürüyor. Aldım. Tekrardan yıkadım ben otlarımı. Çıtlıklarımı yıkadım ben Serkan tekrardan. Buradan geçirdim. Serkan da gaz ayağını pek sever arkadaşlar. Onu da ben sevmem. Aynı havuç gibi kokar. Şey yapma onu. Doğramayaydın. He? Salataya doğramayaydın. Yok canım. Salataya sadece acı çıtlık doğruyum. Tamam. İlk ay baldızım diyordu. Canım çıtlık istiyor bacı. Varınca bir dişirelim diye. Hatice yengeme soralım da bundan neden toplatsa biz de gidelim. Nasıl yemiş bana ne? Ben size koyun çıtlığını sevmiyorum. Siz çıtlık diyorsunuz. Şey, teker, ne? Tekerce dedi. Onun adı neydi? Tüylü var ya bir tane. Koyun otu. Yimlik. Ha, yimlik. Pince olmaz ki yimlik. O iyi değil ki. Tüylü gibi aynı sefer. Ben severim Serkan'ım. En hiç sevmem onu. Çıtlık diye biz buna deriz. Acı çıtlık. Aslında ben bugün... Neye bakıyormuş? Şu kotları da Serkan pek sever ha. Doğal antibiyotik. İyi de hap niyetine gelsin. Kayısı çekirdeğiyle. Çıtlığın kokundan arkadaşlar ağır kesiciler antibiyotik. Böyle yapma. Gostan da Serkan çıtlığı. Bilmeyenler de var. Onların da köyünde var mı? Toplasınlar, isimler, şifa otu bunlar. Şu gaz ayağı suyun içinde olur canlar. Bak şu tere, su teresi. Bu da suyun içinde olur. Akar suyun içinde olur. Abi neredeydin ya? Unuttum. Ben de tok doyum gibi oldum. Hasta gibiyim. Ne bileyim? Baba. İyi gibiyim. Doydum gibiyim. Ne? Hepsi var bugün bende. Hem su getir de içelim hadi. Baba ben ne dedim ben sonra unuttum. Egemen. Ya. Bilmiyorum ki sana.
Serkan çok sever. Ben de otu yemeği seviyorum. O yüzden Gorin'in otları şöyle doğradım. Yeter herhalde Serkan'a bu salata. Zaten yufka da yok. Az var da Serkan'a yeter. Ek değil lan. Ge. Ge hangi? En üstte bak. Bir daha çık. Ha, yukarı çık. Sağa ayağa git. Ha o. Yeter mi Serkan? Yeter mi? Bakayım ben görmüyorum ki olmaz. Bu şey biraz büyük. Tencere derin şu. Bak. Sağa gitmez mi? Nasıl gibi mi geldi? Az daha yap. Misafirler de yiyirse. Yiyir de şey. Acı çıtlık pek yokmuş. Hep tere. Baba yap yazdım. Bunlar da bizim ataksların yumurtaları. Kıyı silip değil mi arada? Serkan. Bahar'a nasıl sarı? Sarı sarı tavuk yumurtalarımız. Hı hı. Maşallah. İyi ki almışsın ataklarımızı. Evet. Bugün için bir rahat arkadaşlar. Zeytin'i doktora götürdüğüm için. Vallahi bak çok rahatım. Anne. Zaten birkaç arkadaşım da yorum yapmış. Elmas Hanım senin ayağın öyle olsa nasıl dururdun? O Zeytin'i bir doktora götür, veterinere götür diye yazmış. Kim öğretti anlayalım? Ben zaten kaç gündür bilmiyorum Serkan'a ama geçer diye bekliyorduk. O da geçmedi. Aksine iyice diğer ayaklarına da geçti. Bir tane veterinere gittik arkadaşlar. İlk gittiğimiz veteriner. Bence o hiçbir şeyden anlamıyor. Hangisi? Bence de anlamıyor. Artı bir de o ayağından normal bunlar dedi. He. Bundan alakası değil o aksaması dedi. Adam elini atınca da bu birden mi düştü diye. Bize hemen sordu biz söylemedi. Daha elini attı arkadaşlar bacaklarında böyle kırık varmış gibi. Doktorlar da öyle bakıyor biliyor musun kırığın yerine? Aynen. Hemen elini attı ayağına. Baktı bu bir yerden düştü mü dedi. Bize düştü dedi. Atlamış aşağıya gayrı indi dedi. Ben gördüm düştüğünü kanı. Ben de gördüm. Mermerden kaydı. Ben de gördüm. Hatta nasıl üzüldüm baktım sonra. Yürüyünce baktım bir şey olmuyor. Hatta bir atasözü var. Kedi dört ayağın üstüne düştü diller. Dört canlı diller. Hep ayağın üstüne düştü. Yedi üstüne. Canlı. Yedi canlı. Peygamber Efendimiz hatta kedinin sırtını mı severken sıvaçlamış. Ondan dolayı sırtı yere gelmez diller Elmas. Doğru. Estağfurullah. Bak koca mesela orada kaç metre. Yani yedi katlı minareden atsan bile dört ayağın üstüne düşermiş. Ben ne yaptım biliyor musun kedi? Şöyle kucağıma aldım. Şöyle yakın mesafeye getiriyorum. Bırakıyorum. Dört ayak üstüne duruyorum. Şöyle sırt üstü bırakıyorum. Düşmüyor. Geçen de Kur'an-ı Kerim Elmas şöyle yere aş koydular. Hı. Kedinin önünde eti sallıyorlar şöyle. Gördüm. Kur'an'a basmıyor. Etrafını dolanıyor. O bile hayvan iken biliyor Cenab-ı Mevlam onlara öyle akıl vermiş. Ama bazı hayvan evet. Bile demediği, hani hayvan bile kelimesini yakıştıramadıklarım. Koruyorum, yakıyorlar, üstüne basıyorlar, her şeyi yapıyorlar. Allah çarsın çapsın. Başka bir şey demem, ne diyeyim? Evet, Kur'an-ı Kerim'de bazı dinsizler öyle yapıyor. Evet, koruyorum ben Serkan. Ama Elmas onu yapanlar da hep geri yanarak ölüyor biliyor musun? Evet. Cezalandırıyor işte Cenab-ı Mevlam. Serkan, bazen hani için yanar, ciğerin yanar, elinden bir şey gelmez. Kum gelir, belki senin hakkını yer, belki... Ne onun adı? Sana borcu olur onu vermez. Ama Allah'a havale ettin illa çıkıyor. Çoluğundan çocuğundan yine çıkıyor o kişinin. Tabii ya Allah hiçbir şey çıkartmadan. Ne bu dünyada ne öteki dünyada. Hiçbirinden çıkmasa torunundan torbasından yani. Yine çıkarmış. Ama biz bilmezmişsik. Ama çıkarmış arkadaşlar. Bilir de ben şunu yaptım da bana bundan oldu demez yani. Arkadaşlar şimdi salataya şöyle azıcık. Pek azıcığı da ben gözüm azat öleşmez. Tamam. Biraz toz biber. Ama bazen böyle kendini kilitliyor. O sıcaktan gevşiyordun ama çok. Şöyle bir ya. Çok mu Serkan? Çok oldu bence. Biz ancak bir iki de. İçeri önce. Şişini alsın. Tadını. Şöyle. Bayağı bolca da zeytinyağı. Yakından çekelim elma salamı. Salatamızı da gösterelim. Çünkü bu salatanın lezzeti bambaşka. Yağında saklı. Değil mi? Git elle Elmas. Yufkayı yağsına batıracağım. Bayağı var Serkan. Bu derin olduğundan gözükmüyor. Hmm. Ben şimdi bunu servis tabağına alayım. Ondan sonra suframızı yavaş yavaş kuralım. İnşallah Elmas Alamgil de gelir. Onlarla birlikte hep beraber yiyelim. Köfteyi de ıslaydın halam seni. İşte gelince ısıdım dedim hani gelmedi halam da. Sobanın üstüne koy burada. Kendine gelir o hemen ısınır. Bakalım salata bu işte.
işte arkadaşlar çıtlık salatası bu. Serkan'ın bir numaralı sevdiği yiyecek. Kız salatası. Bir patates. Genelde bir kışın o. olduğu için çıtlık. Bakın işte bu. Bu kadar. Şu da bize kaldı. Ben zaten gaz ayağını yemem. Yine Serkan'a gitti yani anlayacağınız çıtlıkta. Ben şöyle etrafı toparlayıp soframı kurduktan sonra görüşelim canlar. Canlarım çorbamı da şöyle görüyorsunuz mikserimde çektim. Pek de güzel olmuş. Eline sağlık. Çok şöyle, güzel gözüküyor. Gerçekten çok güzel olmuş kıvamı falan. Zaten bir çorbanın görünüşü nasılsa tadı da öyle olur. Serkan çorbayı koysam mı ki? Onlar gelince mi koysam? Soğur mu ki? Vallahi daha yeni çıktılarsa hiç gelmem mi hemen? Hemen gelir. İyi o zaman. Şöyle çorba kaselerimi hazırladım zaten. Sofra da yavaş yavaş kuruyor. Ben çok seviyorum arkadaşlar gelen misafirimi ağırlamayı. Evim pasak olsun hiç umurumda değil. Çeşme, su, süpürge neyi paklemiyor? Evet. Bakın şimdi tezgahımız yanında görüyorsunuz hiçbir şey yok. Bir de misafir gittikten sonraki halini gösteririm sizlere. Ama ben çok seviyorum o halini de seviyorum. Daha bir gün olsun hiç şey etmem. Nasıl Serkan? Evet. Bugün de pasak oldu, evirdi. Hiç demedim yani. Gerçi Serkan'a sormak lazım. Belki söylemişsin. Düdüklüdeki ne elma? Ne? Düdüklüde bir şey. Onu da fırına sürse mi? Haşlandıktan sonra daha iyi olmaz mı? Haşlansın da sürelim. Geçmezse yaparım soba. Şeyi çalıştır, ona sürülür. Elektrikli mi? Hı. Sobaya kömür koymuyoruz havada daha sıcak olduğu için. Yanar mı o zaman çatır çatır? İnci bile yanıyor. Açıklama yapıyorum yani. Hani ha, sobamız hadi, geçer diyorsun ya. Söyle hadi. Ben de kömür koymadığımızdan dolayı tam dışarıda soğuk, tam yok, kış yok. Evet. Limon da kesin mi çorbalarımıza? Evet. Limon garibe birebir canlarım. Aynen öyle. Ben çorbamı limonu sevmem ama limonu çiğ yemeği çok seviyorum. O da bir şey işte. Herkesin değişik değişik. Bu da burada hazır. Şuraya da bardaklarımı hazırlayacağım. Şöyle kutlu bardaklarımı hazırlayacağım. Orulet almıştı Serkan. Ben oruletle açtım orucumu. Şöyle göstereyim. Orulet değil bu. Limonata. Sen hep orulet diyorsun. Söyleme. Seni sevdiğimden hayatım. Sevdiğimden değil, eleştiri yapıyorum abi. Yani eleştiri, gülüyorum ama. Eleştiri gülerek mi yapılır? Keşke herkes benim gibi eleştirse. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi bardaklarımı götüreyim. Çorba kaselerimizi de Serkan eşim getirsin. Soframızı hazırladık, böyle böyle hazırladık. Başka yani gayri afiyetle yiyecek. Patatesimizi gösterir mi Serkan? Evet. Patatesimizi de gösterir. Belki gelin. Teyzem kendini göstermek istemiyor arkadaşlar. O yüzden videomun devamı belki gelir, belki gelmez. Bilmiyorum, bir garanti veremem. Eğer gelirse devamını çekerim. Gelmezse bugünkü videomun da sonuna geldim. Kendinize iyi bakın. Kanalımda kalın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Misafirlerimiz de geldi arkadaşlar. Elmas masaya hazırlıyor. Ben bugün veterinere gittiğim için teyzeme iyi bir yemek yapamadım. Teyzem de zaten benim gibi yavan yaşlı, ne bulursa onu yer. Halamın en çok sevdiği sulu köfte. He, onu da hiç ısıtım. Buyurun. Soframız hazır.